Dünyayı Geziyorum'la daha sizlerle beraberiz. Dünyayı Geziyorum'da bu hafta, geçen hafta başladığımız Bolu maceramıza devam edeceğimiz gibi Afyonkarahisar'ı da keşfedeceğiz. Afyonkarahisar'ın meşhur çiçeklerle dolu tarlaları, harika zengin tarihi, mükemmel tabiatı ve çok daha fazlası Dünyayı Geziyorum'da olacak. Bu arada bizi sosyal medyadan da takip etmeyi kesinlikle ihmal etmeyin diyorum. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerim ise Dünyayı Geziyor diyoruz. Ve Dünyayı Geziyorum'u yepyeni bölümüyle başlatıyoruz. Dünyayı Geziyorum'da önce Bolu'yu keşfe devam ediyoruz. Harika bir yolculuk yapıyoruz gerçekten. Karavanımızla harika bir tabiata götürüyoruz sizi. Bolu'nun sessiz, sakin, el değmemiş Çubuk Gölü bizi bekliyor. Doğayla baş başa kaldıktan sonra ardından rotayı Afyonkarahisar'a çeviriyoruz. Afyon'un şehir merkezinde kalesini, tarihi mahallelerini keşfedeceğiz. Şimdi sizi hiç vakit kaybetmeden o güzel Osmanlı mahallelerine getirdim. Yapımı 1905 yılında. Biz 4. kuşağız. İlk kuşak dedelerimiz 1905 yılında konağı yaptırmışlardır. O günden bugüne kadar bizler de efendim konağımızı yaşatmaya devam ediyoruz. Tarihi Osmanlı konaklarını hayranlıkla gezeceksiniz. Hele hele konakların içinde yaşatılan Afyon lezzetlerine ise bayılacaksınız. Şimdi Afyonkarahisar'ın merkezinde UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmiş Ulu Camii'ne geldik. Şehir merkezinden sonra sizi kimseciklerin olmadığı bir doğaya götüreceğim. Afyonkarahisar'da gezilip görülmesi gereken, tadının çıkarılması gereken harika bir tabiat parkına geldik şimdi. Akdağ Tabiat Parkı'ndayız. Yaban hayatı en doğal şekilde bu tabiat parkında devam ediyor. İşte sahibi olmayan, burada tek başına yaşam süren vahşi atlar, yılkı atları. Bakar mısınız ne kadar güzeller? Kaçmayın benden, gelin buraya. Eğer hazırsanız Dünyayı Geziyorum başladı. Harika bir yolculuk yapıyoruz gerçekten. Bir yanımızda yemyeşil bir tabiat, harika inekler, birbirinden güzel burada yaşayan hayvanlar. Hepsi harika bir tabiatla kendini burada gösteriyor. Ormanlar mükemmel, onu söylemek istiyorum. Gerçekten ben buraya bayıldım. Her taraf tertemiz oksijen dolu. Zaten sadece yemyeşil bir doğa var. Bozulmamış hayatlar. Şu anda Gönye bir kez daha hayran kaldım diyebilirim. Çok güzel ya. Gerçekten bayıldım. Karavanla acaba nerede kalacağız? Karavanımızı nereye koyacağız? Ben de merak ediyorum ama şu anda artık Çubuk Gölü'ne geldik. Gönlüğün, Bolu'nun olmazsa olmazı Çubuk Gölü. İşte şu anda artık bizi bekliyor. Ormanların arasında sanki bir yeryüzü cenneti. Bakar mısınız? Evet Yasin. Yok böyle bir yer. Yok böyle bir yer. Bence de yok böyle bir yer. Ben bayıldım. Karavanla konaklama sıkıntımız olmadığından doğanın en güzel manzaralarına park edip tabiatla baş başa kalabiliyoruz. Ülkemizde tabiatın en bakir olduğu yerlerden biri Bolu. Havayı kararttık ve karavanımızı, arabamızı harika bir tabiatın içerisine park ettik. Ben Bolu'nun doğasına hayranım, onu söylemek istiyorum. Sabahtan itibaren çok güzel çekimler yaptık ve şimdi de Bolu'da harika bir köye geldik. Çubuk Köyü'ndeyiz, Göynük'teyiz. Öyle güzel bir köyden geçiyorduk ki biraz önce tam şu gölün kenarından geçerken bakın evler var orada. Köylüler bizi misafir ettiler. Dediler ki gelin ne olur gitmeyin, bu akşam köyümüzde kalın. Köyümüze hayran kalacaksınız dediler. Biz de onların bu güzel davetini kırmadık. İşte karavanımızı hemen buraya mükemmel manzaranın önüne koyduk. Aslında gölün kenarına, ormanın içine, otların arasına koyacaktık ama yağmur yağmış, yağmur yağdığından dolayı çok çamurdu toprak. O yüzden riske atmayalım dedik. Böyle yolun üzerine köylüler bize güzel bu noktayı gösterdiler. Burada çok rahat edersiniz. Sabahleyin uyandığınızda mükemmel bir manzaraya doğru uyanırsınız dediler. Biz de tabii ki gerçekten çok mutlu olduk. Ah ülkem, güzel ülkem, Anadolu'm, güzel Anadolu'm diyorum. Çok misafirperveriz gerçekten. Biz de
Yakupcan'la işte bu güzel yemeğe köyde kalacağız. Aferin sana Yakupcan, suda taş sektirdi. Hep deniz kenarına yapıyorduk ama gölde ilk kez yapıyoruz. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Avrupa'yı, İsviçre'yi, Slovenya'yı kıskandıracak bir tabiattayız şu anda. Yasin diyor ki doğası çok güzel ama yel değirmenleri inanılmaz bir görüntü oluşturuyor. Biz tabii daha yeni geldik buraya, bu köye. Yel değirmenlerinin tam detaylı bilgisini yarın sabah sizler için rehberimizden öğreneceğim. Ama gerçekten yani ister tarihi olsun ister modern olsun inanılmaz bir görüntü oluşturuyor. Böyle sanki bir Hollanda havası veriyor şu anda bulunmuş olduğumuz bu noktaya. Hollanda ne özellikle? Ya Yasin diyor ki Hollanda ne? Gerçekten öyle dedim ya, Avrupa'yı kıskandırır, Slovenya'yı, İsviçre'yi, İsveç'i, Hollanda'yı kıskandıran bir tabiat var burada. Bolu dünyanın en güzel doğasına sahip olan illerinden biri, bölgelerinden biri. Ben gerçekten ormanlarına, gölüne, göletine bayılıyorum. Yani bence imkanı olanlar muhakkak buraya gelsinler. Kurbağa sesleri, kuş sesleri, inanılmaz bir tabiatın içerisindeyiz. Burada çok fazla orman var. Bolu'nun zaten %50'lik, %60'lık kısmı ormanlardan meydana geliyor. Abantıyla, gölcüğüyle, göynüğüyle, çubuğuyla, işte bakar mısınız? Tam bir yeryüzü cenneti. Pırıl pırıl tertemiz bir su. Böyle bir doğada uyanmak hayal gibi görünse de karavanımızla gerçekleşiyor. Kimseciklerin olmadığı harika bir tabiatta gölün kenarında uyanmak insana mükemmel bir enerji veriyor. Herkese günaydın diyorum karavanımızın salonundan. Biliyorsunuz dün harika bir tabiatın içerisinde arabamızı ve karavanımızı park etmiştik. Çubuk Gölü'nün yanındayız. Mis gibi ormanların içerisindeyiz. Sabahleyin saat 5.30'da ben bu harika tabiatın içerisinde gözlerimi açtım. Dün çok çalışmıştık, çok uzun yollar gelmiştik. Ama insan kesinlikle bu ormanların, tabiatın içerisinde yorgunluğunu hissetmiyor. Gayet dinç bir şekilde ben 5.30'da gözlerimi açtım. Tabii Yasin de böyle erken kalkınca bana harika bir kahvaltı hazırladı. Karavanımızın mutfağında adeta döktürdü diyebilirim. Aslında biz tabii bu yürüyen evimizde gölün kenarında kahvaltı yapmayı planlıyorduk. Ama bugün birazcık sabahın ilk ışıklarından itibaren yağmur bastırdı. Ama ben inanıyorum ki birazdan bu yağmur duracak, güneş açacak. Hatta yavaş yavaş da bakın görüyorsunuz güneş kendini göstermeye başladı. Biz bu bölgeyi sizlere daha da derinlemesine göstereceğiz. Ama kahvaltısız olmaz. Yasin karavanımızın mutfağında adeta döktürdü bize. Köfte yaptı, Bolu'dayız dedi Özlem. Sana harika cevizli bir Bolu köftesi yapacağım. Onun da programında zaten detaylı bir şekilde tariflerini görüyorsunuz. Kahvaltı yumurtasız olmaz tabii. Yasin bize çok güzel bir Bolu mıhlaması yaptı. Her şey şu anda organik bir şekilde ilerliyor bizim hayatımızda. Köy zeytini var, köy peyniri var. Bakar mısınız çok güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Daha önceden Yasin çok güzel bazlama yapmıştı. Harika bir manzarada enerjimizi alacağız. Ve birazdan da yağmur da yağsa önemli değil. Ben sabahleyin aslında yürüyüşe de çıktım. İnsanlar yağmur yağsa bile burada yürüyüş yapıyorlardı. İneklerini otlatanlar vardı. Hayat çok erken başlıyor burada. Onu söylemek istiyorum. Ben de birazdan işte buradaki köy yaşamlarına ayak uyduracağım ve yağmur yağsa da önemli değil, size bu güzellikleri daha da derinlemesine göstereceğim. Şimdilik afiyet olsun diyorum. Kahvaltıyı bitirinceye kadar yağmur durdu, hava açtı. Gerçekten çok şanslıyız. İşte bu tabiat bizi kendine adeta çağırdı. Bakar mısınız? Biraz önce her yer burada yağmur altındaydı ama şimdi pırıl pırıl bir doğayla baş başayız. Şu güzelliğe bakın. Gerçekten buradaki doğaya, buradaki bu tertemiz havaya hayran kalmamak elde değil. O kadar temiz ki havası. Dün çok yorgun olmamıza rağmen çok erken ve dinç şekilde kalktık. Ben sabah bu gölün çevresinde yürüdüm. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğa sahip, 3 kilometre çevresi bu gölün. Ve buraya gelen doğa severler, işte sabahın ilk ışıklarında tabiatla baş başa kalmak isterlerse bu gölün çevresinde harika dakikalar geçiriyorlar, sporlarını yapıyorlar, yürüyüşlerini, koşularını yapıyorlar. Gerçekten mükemmel. Bu yel değirmenlerinin bir anısı var. Yaklaşık 15-20 yıl önce burada bir dizi çekiliyor. Dizi için yapılmış bu yel değirmenleri. Dizi bittikten sonra da yel değirmenleri buraya hatıra olarak kalmış. Bulunmuş olduğumuz bölge tertemiz, sessiz, sakin olduğu için dizicilerin, filmcilerin, yapımcıların gözdesi. Buraya insanlar geliyorlar ve bu
sakin doğada, sakin tabiatta harika filmlerini çekiyorlar, dizilerini çekiyorlar ve ilham kaynağı oluyor burası açıkçası. Ve buranın en büyük özelliği nedir? Sitla Slav olması. Bu ünvan her şehre verilmiyor. Sakin olması gerekiyor. Bazı kriterleri var. İşte o kriterler Bolu'ya, bu bölgeye uyduğundan dolayı işte bulunmuş olduğumuz Göynük bölgesi Sitla Slav olarak isimlendiriliyor. Dünyanın en temiz, en sakin bölgelerinden biri yani burası. Göynük'ün 4000 kişilik nüfusu bulunuyor ve şu anda bulunmuş olduğumuz Çubuk'ta da yaklaşık 300-500 kişi yaşıyor. Ve işte Göynük'te Sitla Slav olduğu için, yani sakin şehir olduğu için burası da, bakın, bu köyde sakinliği, temizliği, dinginliğiyle dikkat çekiyor. Bozulmamış bir doğa, kuşlar ve balıklar, bir de kurbağalar var. Ben sabahın ilk saatlerinde kuş sesleriyle uyandım. Cik 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 dedim ki saat kaç? Baktım ki 5:30. İnanmıyorum dedim yani. Nasıl böyle hani güzel bir doğadayız biz. Balıklar var, birbirinden güzel balıklar. Onu da biraz önce zaten Yakupcan besledi. Etle köfteyle, babasının yaptığı köftelerle. Bizim oltamız da var arabada ama aynen yasak bize. Hani dedi ki acaba hemen balık avlar mıyız, mangal yapar mıyız falan diye düşündük. Ama buradaki görevli beyefendi hemen dedi ki burada dedi balık tutmak yasak. Zaten bakın ha, burada ne yüzmek yasak, balık avlamak yasak, su araçlarıyla gezinti yapmak yasak, göl kenarında ateş yakmak yasak. Kurallara uyuyoruz tabii ki her zaman. O yüzden biz de balığımızı tutmadık. Balık tutmak bahane, manzara şahane. Bulunmuş olduğumuz bu güzel göl kuş cenneti olma özelliğine de sahip. Ay, kuşların güzelliğine bakın. Şşş, sessiz olalım. Ay, çok güzel bir kuş var. Ay, inanmıyorum. Sessiz. Bakın siyah beyaz gitti. Ay, ne kadar güzel. Rengarenk. Rengarenk kuşlar. Tabii olmuş. Evet, balıkçıl. Şey, yalı çapkını olabilir. Evet. bu arada sabahleyin saat 5:30 gibi kalksaydın Yasin'cim, gelseydim ben de yürüyüşe. Gerçekten mükemmel kuşlar vardı. Sabahın çok erken saatlerinde kalkıldığında burada kuş gözlemciliği de yapılıyor. Onlar ava çıkıyorlar tabii, balıkçıl kuşlar. Ve buradaki gölde yaşayan balıkları avlamaya çalışıyorlar. Ülkemizin zenginliklerine doymak mümkün değil. Hele el değmemiş Bolu'ya. Ama şimdi Bolu'ya veda edip bir başka zengin elimize doğru yola çıkıyoruz. Bolu'ya birkaç saat uzaklıktaki Afyon Karahisar'a geliyoruz. Bolu'dan çıktığımız maceramızda şimdiki rotamız Afyon Karahisar. Afyon Karahisar'a geldik ve şu anda da şehir merkezindeyiz. Bulunmuş olduğumuz bu meydan Cumhuriyet Meydanı olarak isimlendiriliyor. Hemen karşımızda Zafer Müzesi, arkamızda da Afyon Karahisar Kalesi yer almakta. Zaten şehrin merkezine gelir gelmez hemen Afyon Karahisar Kalesi kendini gösteriyor ve gerçekten bütün heybetiyle de gelen herkesin dikkatini çekiyor. Tarihi oldukça eskilere gidiyor bu kalenin. Karahisar olarak isimlendirilmiş aslında ilk olarak bu güzel taş kütlesi. Karahisar Kalesi ardından ismini bu şehre vermiş ve Afyon Karahisar olarak anılmaya başlanmış. Ayrıca Afyon Karahisar, Afyon bitkisiyle, yani haşhaşıyla da meşhur olduğundan dolayı bitki şehre adını vermiş ve bu kaleyle de birleşerek Afyon Karahisar olarak isimlendirilmiş. Gerçekten bulunmuş olduğumuz Afyon Karahisar inanılmaz zenginliklere sahip. Kaymağı ile meşhur, patates tarlalarıyla, haşhaş tarlalarıyla meşhur ve aynı zamanda Afyon Karahisar ülkemizin mermer üreticisi diyebiliriz ve ekonomisinin büyük bir kısmını da termal sulara dayandırıyor. Termal turizmi Afyon Karahisar'ın çok meşhur. Yazında kışında 4 mevsim dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan bir şehir Afyon Karahisar. Afyon Karahisar'la söyleyeceklerimiz çok fazla. Şimdi sizlerle beraber bu güzel şehrimizi keşfetmeye devam ediyoruz. Afyon Karahisar'ın kalesinin eteklerinde öyle bir tarih var ki şaşkınlıkla geziyor ve konaklara hayran kalıyoruz. Fotoğraf çektirmelik harika konaklar. Afyon Karahisar'ın şehir merkezinde, Afyon Karahisar Kalesi'nin eteklerinde keşfedilmeyi bekleyen harika tarihi mahalleler var. İşte ben de şimdi sizi hiç vakit kaybetmeden o güzel Osmanlı mahallelerine getirdim. Bulunmuş olduğumuz bu mahalledeki bu tarihi konaklar, cumbalı evler Osmanlı zamanında inşa ediliyor. Fakat ne yazık ki 1902 yılında bölgede çıkan bir yangınla burası tahrip oluyor.
ama ardından yeniden restore edilerek tamamen orijinaline uygun bir şekilde bu cumbalı evler yapılarak yeniden hayata kazandırılıyor. Ve buradaki mahallelerin birçoğunda da işte rengarenk böyle cumbalı kutu gibi birbirinden güzel evler kendini gösteriyor. Zaten Afyonkarahisar'ın olmazsa olmazı bu mahalleler. Tarihle iç içe geçmişler. Bir yanda Osmanlı camileri, bir yanda Osmanlı mimarileriyle inşa edilmiş cumbalı evler buranın aslında kimliğini oluşturuyor diyebiliriz. Ben gerçekten bu mahalleleri çok sevdim. Şimdi sizlerle beraber bu renkli konakları gezeceğiz. Eğer fırsat bulabilirsek bu konaklardan birinin içine gireceğiz. Tarihi konakların en güzel özelliği Osmanlı zamanından kalmış olması ve bugün de hala kullanılıyor olması. Kimisi restoran, kimisi kafe, kimisi butik, kimisi otel olarak kullanılıyor. İşte biz de şimdi bu harika konaklardan birinin önündeyiz. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Mihrolu konağımız yapımı 1905 yılında. Biz 4. kuşağız. İlk kuşak dedelerimiz 1905 yılında konağı yaptırmışlardır. O günden bugüne kadar bizler de efendim konağımızı yaşatmaya devam ediyoruz. Afyonumuzun yöresel lezzetleri, yöresel yemeklerini ikram ediyoruz. Buyurun lütfen size de ikram edelim. Ay vallahi hayır diyemeyeceğim tabii ki. Afyon'un yöresel lezzetlerine ben bayılıyorum. Sizi burada görmekten son derece mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bize şeref verdiniz efendim konağımıza. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben yalnız konağın dışını çok beğendim. Cumbalı ahşap. İçi nasıl? Zaten bu efendim Osmanlı mimarisi. Evet, son tabii. Osmanlı mimarilerinden. İçi de efendim buyurun içinde birlikte hadi gezelim. Hadi gezelim bakalım hani, bu konaklar nasıl? Kokuyor efendim. Her şeyde tarih. Ne kadar güzel. Siz burada yaşadınız mı? Burada yaşadık. Bütün ailemiz burada yaşadı. Annem 1996 yılına kadar bu evde yaşadı. Daha sonra yeni yerleşimlerine gitti. Daha sonra burayı turizme kazandırmak için efendim. Bu şekilde dönüşüldü. Güzel ama bakar mısınız? Bu avluda çocuklar herhalde o zaman oyun oynuyorlar da hala oynamaya devam ediyorlar. Maşallah. Bir de torunum, Toprak. Adı ne? Toprak. Toprak çok tatlı. İzleyiciler. Ne yapacaksın sen Toprak'la oyun mu oynuyorsun? Ne? Toprak'la oyun mu oynuyorsun? Kaykayını getirmişsin. Aman zarar vermeyelim ahşaplara, antikadır. Hayır. İzleyiciler. Toprak kaykay sürmeyi öğrenmek istiyor bu yaşta. Ama sen öğretebilirsin. Kaç yaşındaymış? Kaç yaşında? 5 yaşında. 5 yaşında maşallah. Allah bağışlasın. Bana 3'teydi. 3 yaşında. Özür dilerim 3 yaşında. Ben şaşırdım. Siz dedeler bazen bilemeyebiliyor. Ben bilemedim. Özür dilerim 3 yaşında. Heyecanlandım Toprak. Kaç tane sizleri torun görünce var? Şu anda bir tane torunumuz var Allah'a şükür. Allah size bağışlasın. Hepimiz inşallah. Hepimizin torunun yani evlatlarına bağışlasın çok efendim. Çok teşekkürler. Nasılsınız eşiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş memnun olduk. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Konağınız harika vallahi. Hoş geldiniz. Çok mutlu oldum. Kaç kattan meydana geliyor? Hadi yukarılara çıkalım. Toplam 11 tane oda var. Buyurun yukarıya çıkalım efendim. Merhabalar bu arada. Sağ olun. Çok teşekkürler. Her oda dolu. Onu söyleyelim. Bugün burası yöresel lezzetlerin yapıldığı bir restoran olarak kullanılıyor. Öyle. Ve buraya gelen turistler hem tarihi yaşıyorlar, hem Osmanlı'yı hissediyorlar, cumbalı evleri yaşıyorlar, hem de Afyon'un geleneksel birbirinden güzel lezzetlerini tadıyorlar. Burası şimdi kaçıncı kat? İkinci kata burası çıktı. İkinci kat efendim. Her tarafta üçüncü ayrı bir oda. Üçüncü katı kullanmıyoruz şu anda. Üçüncü katımız da var efendim. Evet efendim. Buradan da manzara olarak terasımız var. Aynı zamanda kale manzarası efendim. Of of of. Konak tam konak ama onu söylemek istiyorum. Bunu herhalde paha biçilmiyordur bugün. Şu anda tabii bize maddi değerinden çok manevi değeri çok önemli bizim özlemimiz yani. Evet. Yani çünkü geçmişimiz var, yaşanmışlıklarımız var. Evet. Çocukluklarımız burada geçti tüm ailemizin. Yalnız manzaraya bakar mısınız? Afyonkarahisar'ın kalesinin direkt eteklerinde. Evet, etek zaten Afyon kalesinin. Zaten eski yerleşim yeri olduğu için. Evet. Burası Afyonumuzun. Ben buraya bayıldım. Gerçekten çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Tarih, doğa, lezzet iç içe yani şu anda burada. Şehre dikkat etsin efendim isimlerde Türk Sanat Müziği'nin Türk Sanat Müziği'nin makam isimlerini verdik. Hüzdan makamı, Nihavend makamı. Misafirlerimiz geldiği zaman servis yapabilmadığını işte isimleri kullandık. Sanat Müziği'nin isimleri. Onlar güzel yani bakın sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde insanlar burada yemeklerini yiyorlar. Odalar birbirinden güzel. Şu odaya da bakalım. Aa ne kadar güzel. Bütün bu odaları kullanmış mısınız tarihte? Yani hepsi kullanılır bu odaların. Bakın. Tüm odalarda banyo vardır yani. Bu Osmanlı mimarisinin en büyük özelliği her odada banyoların da olması. Biz yani yeni icat edilmiş bir şey değil diyorsunuz. Bunlara yüklük diyoruz. Yüklük işte akşam yataklar çıkarılıyor. Evet. Sabah kaldırılıyor. Mesela yan tarafta size göstereceğim. Her odada banyo şeklinde odalarımız var. Büyük odada biz hangi odada yemek yiyeceğiz? Oraya geçelim. Büyük odada Nihavend. O zaman Nihavend'e geçelim. Yani özel misafirlerimizi yani büyük misafirlerimizi Nihavend. Ailen her zaman misafirlerini ağırladığı oda efendim burası. Çok teşekkürler. Burada ağırlıyoruz efendim. Buyurun. Of yemek yiyeceğimiz odamız harika. Hatta yavaş yavaş yemeklerimiz gelmeye başlamış bile masamıza. Evet, mutfağımız hazırlanıyor. Of.
Evet. Özlem Hanım, biraz önce bahsettiğim gibi her odamızda banyomuz var. Hemen göstereyim şöyle. Duvarda banyo şeklinde. Oo, gerçekten bakar mısınız, hamam. Mermerden yapılmış, Afyon'un mermeriyle inşa edilmiş. Bakın. Görüyor musunuz? Termal su akıyor muymuştu zamanında burada? Burada termal su yok efendim. Normal, yani ısıtma su, yani şey yok. Termal su merkezde yoktu efendim. Şu anda Afyon'un yarısı şu anda jeotermal suyla ısıtılıyor efendim. Evet. Aynen öyle. Ama o dönem evet, yok yalnız yani. Bugün. Jeotermal çok önemli. Afyon Karahisar'ın topraklarının metrelerce altından şifalı termal sular çıkıyor. Ve bugün bu termal sular sayesinde hem evler ısınabildiği gibi insanlar da tarlalarında kullanıyorlar. Ve aynı zamanda da bu şifalı sulardan istifade ediyorlar. Sağlıkları için şifa bulmaya geliyorlar Afyon Karahisar'a. Şimdi madem biz bu odada yemeğimizi yiyeceğiz, acaba neler var masamızda? Özlem Hanım, masamızda Afyon'umuzun özel misafirlerde, özel günlerde misafirlerde ağırladığımız tandır çorbamız. Tandır ismi eti efendim, dana etinden fırına veriliyor. Daha sonra zırhla dövülüyor. Daha sonra efendim tandır çorbası yapılıyor. İçinde sütle birlikte. Evet ya. Tandır eti içinde adeta pamuk gibi görünüyor. Evet. Diğer efendim Afyon kebabımız. Pideyi tereyağda kızartıyoruz. Üzerine yine koyun ve kuzu kullanmıyoruz. Dana etinden kullanıyoruz bunu. O şekilde. Aynı İskender kebabı gibi. Aynen. Buranın da Afyon kebabımız meşhur efendim. Şu görmüş olduğunuz efendim etli yaprak sarma. Bizde efendim et de sarılır bu. Harika. Şimdi kalem gibi ya. Bakar mısınız incecik? Bunları annem ve kardeşim sarıyor evde efendim. Yani o nedenle. Evet özenle sarıyoruz. Patlıcan musakkamız. Bu da Afyon'umuza az. Bizimki nohuttur efendim. Nohut var. Patlıcan. Aynı şekilde Afyon'umuzun patlıcan musakkası. Musakkası da çok seviyorum. Bayılıyorum Afyon'u. Yine efendim olmazsa olmazımız bizim yani bizim manda kaymağımızın yanında manda yoğurdumuz aynı şekilde. Yani sütün mandamızın sütünden yoğurt olarak kullanıyoruz. Artık olmazsa olmazımız, dünyaca artık meşhur olmuş Afyon kaymağımız, manda sütünden yapılma kaymak ve ekmek kadayıfımız efendim Afyon'umuzun. Ayrıca Afyon'umuzun tekrar patatesli köy ekmeği. Bu yaklaşık 20 gün, 25 gün efendim hiç aynı tazeliğini korur patates katıldığı için efendim. İnşallah memnun kalırsınız, beğenirsiniz. Çünkü özel misafirlerimize bunları ikram ediyoruz Afyon'umuza geldiğinde. Evet, gerçekten çok güzel. Patates ekmeği ben ilk kez Afyon'da gördüm. Gerçekten çok lezzetli ve bütün yemekler çok lezzetli. Salatamız olsun, diğer geleneksel lezzetler olsun. Şimdi hepsinin tadına bakacağız ve ardından da kaldığımız yerden gezmeye devam edeceğiz. Afyon'un geleneksel doyulmaz lezzetleriyle enerjimizi alıyoruz. Tarihi mahalleler arasında gezmeye devam ediyoruz. Eşsiz güzellikteki Osmanlı konakları arasında görülmesi gereken, tarih kokan harika camiler de var. Farklı dönemlerde inşa edilen birbirinden güzel camiler arasında şimdi biz de halk arasında 40 sütunlu cami olarak bilinen Selçuklu Camii'ne, Ulu Camii'ye gidiyoruz. Şimdi Afyon Karahisar'ın merkezinde UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmiş meşhur Ulu Camii'ne geldik. Ulu Camii Anadolu Selçuklu döneminde 1272-1277 yılları arasında yapılıyor ve bugün de hala kullanılan, ibadete açık olan harika bir eser. Hemen caminin içine giriyorum. Camimizin imamıyla beraberiz şu anda. Evet, cami imamı Hasan Balık ben. Sizleri burada gördüğüme çok memnun oldum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hocam şu anda dilim tutuldu. O kadar güzel bir cami, o kadar güzel işlemeler ve ahşap sanatı var ki hayran kaldım. Evet. Yani yüzlerce yıl öncesine gittim diyebilirim şu anda. Bu izlenimlerinize teşekkür ediyorum. Camimiz hakikaten çok önemli bir cami. Orijinal mi bu ahşaplar? Orijinal, ekseri kısmı orijinal. Dünya UNESCO literatürüne giren bir cami. Bu noktada çok fazla iç ve dış turist gelmekte camimize. Yani günde 1000 civarında ziyaretçi almaktayız. Tabi bu salgın dönemi kapsamıyor bu durum. Evet. 750 yıllık bir caminin içindeyiz şu anda. Aynen. Kim yapmış? Camimizi yaptıran Anadolu Selçuklu zamanında. Sahip Ata oğullarından Nusrettin Hasan Bey tarafından mimar Emir Haç Bey'e yaptırılmış. Emir Haç Bey neccar, yani ahşap ustası birisi. Gördüğünüz ahşap işçiliği tamamen ona ait. Evet. Tabii zaman içerisinde 750 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Zaman içerisinde farklı zamanlarda restore edilmiş burası ama çoğu zamanla yapılan restorasyonlarda orijinaline uygun olarak hep restore edilmiş. Gerçekten ben bayıldım. Size orijinal bir bölüm göstermek isterim. Buyurun. Tamam.
Bu arada Sütunlu Camii olarak da isimlendiriliyor aynı, burası. Halk arasında 40 direkli cami. Yani sütun direkt eş anlamlı kelimeler olarak bilinir. Çoğu kişiye 40 direkli cami dediğinizde Afyonlu Camii adres olarak gösterirler. Evet. Bu yönüyle camimizin ahşabı çok önemli. Hele minber kapısı. Evet, tamamen orijinal sanırım. Orijinaldir. Of, 750 yıllık. 750 yıllık bir kapı. Yakupcan aman antika bu. Efendim. Evet, çok güzel. Üzerinde mimarımız Emir Haç Bey'in ismi yazılı. Yine yan tarafında Hicri yapılış tarihi 671 Rebiul Ahir ayında yapıldığı yazılı. Miladi olarak 1272'ye karşılık geliyor. Göbek kısımlarında gördüğünüz gibi 8 başlı Selçuklu yıldızlı motifleri var. Günümüze ulaşmış. Yan kısımlar sonradan tadilatlar döneminde yenilenmiş. Ama kapı iki kanadıyla orijinaldir. Burada saat görüyorum. Saatin bir özelliği var mı? Gördüğünüz gibi antika bir saatten bahsedeceğim size. Camimize 200 yıl öncesi gelmiş bir saat. Mükemmel ama. 1800'lerin başında gelen saat. Devletin hediye olarak gönderdiği saatlerden olduğu söylenir. Ve hala çalışıyor, bakar aynen mısınız? Mekanik sistemle çalışan saatimiz günümüzde de çalışmasını sürdürüyor. Üzerinde saati yapan usta Angalidakis, bir Rum bir usta. Evet, alt kısımda da Simirne, yani İzmir'in eski adı yazılı. Simirne'de, yani İzmir'de yapılan saat ilimize, şeyimize, camimize getirilmiş. Üzerindeki motifleri karma motiflerden oluşuyor. Evet, Osmanlı var. Muket motifleri ve kilise perdesini andıran motifleriyle. Üstünde Türk bayrağı var. Aynen. Ustanın kültürünü, İslam kültürünü beraber sentez etmişler, harmanlamışlar. Gerçekten çok güzel. Bu arada Yakupcan namaza başladı, evet. Şükür namazı kılıyor. Yakupcan namaz kıldığı bölümde de mihrabımız bulunmakta. Mihrap da yine o dönemden. Orijinal olup olmadığı konusunda farklı rivayetler var ama bizim mihrabımız mermer olarak yapılmış. Üzerinde besmele ile başlayan bir ayetel kürsi hattı var. Afyon'da şimdi Ulu Cami'den çıkıp artık tabiata bırakıyoruz kendimizi. Yemyeşil ormanlar şimdi bizi bekliyor. Afyonkarahisar'da gezilip görülmesi gereken, tadının çıkarılması gereken harika bir tabiat parkına geldik şimdi. Akdağ Tabiat Parkı'ndayız. Sandıklı bölgesinde bulunuyor Akdağ Tabiat Parkı. Gerçekten olağanüstü bir doğaya sahip. Yemyeşil ormanlar, harika göller, göletler şimdi bizi bekliyor. El değmemiş bir tabiat içinde biz de doğal yaşamların bir parçası oluyoruz. Bulmuş olduğumuz tabiat parkı tamamen doğal, görüyorsunuz. Şimdi jipimizle Bataçık'a adeta off-road yaparak işte bu güzel yolları aşıyoruz. Bir yanımızda sazlıklar, bir yanımızda ormanlar, bir yanımızda kuş sesleri. Gerçekten olağanüstü bir tabiatın içerisindeyiz. Ben buraya hayran kaldım. Ah, harika bir hava. Arabamızı park ettik gölün kenarına. İşte artık bu güzel doğayı yaşama, hissetme vakti diyorum. İşte aynı bizim gibi Afyon'a ve çevresine, civar illere gelenler muhakkak bu güzel sandıklı Akdağ Tabiat Parkı'nı görmeden buradan ayrılmıyorlar. Gerçekten olağanüstü bir doğa var. Oksijeni içime çekiyorum, nefes aldığımı hissediyorum. Harika temiz bir havası var. İşte biz de şu anda bu güzel tabiat parkının gölünün yanı başındayız. Burası tabiat parkının kalbi diyebilirim. Bütün görüyorsunuz böyle doğayı burada görebiliyoruz. İnekler gelmişler, bu güzel gölün yanında otluyorlar. Biz geldik, bu harika tabiatın tadını çıkarıyoruz. Yaklaşık 6 kilometrelik bir uzunluğa sahip gölün çevresi. Ve buraya gelen ister günübirlik tatilciler, İster karavancılar, çadırcılar, kampçılar işte bu güzel gölün kenarında istedikleri kadar doyasıya konaklayabiliyorlar. Burada bir de telefon da çekmiyor, onu söylemek istiyorum. Telefon çekmediğinden dolayı insanlar sosyal hayattan uzak, gürültüden, telefon konuşmalarından uzak olarak kafalarını dinleyebilecekleri huzur dolu bir tatil yapıyorlar. Gerçekten ben buraya hayran kaldım. Görüyorsunuz yeşilin her tonunun olduğu ormanlar.
uçsuz bucaksız, su kaynakları, göller, göletler, yaban hayatı, hayvanların yaşamları, gerçekten insan burada tamamen kendini doğaya teslim ediyor. Hadi birazcık yürüyelim bu gölün kenarında, bu güzel doğadan mahrum kalmayalım diyorum. Bakar mısınız, çiçekler rengarenk. İşte bu güzel gölün yanında da karşımıza yılkı atları çıktı. Tabii bulunmuş olduğumuz bu bölge yaban hayatıyla da çok meşhur. Yaban hayatı en doğal şekilde bu tabiat parkında devam ediyor. İşte sahibi olmayan, burada tek başına yaşam süren vahşi atlar, yılkı atları. Bakar mısınız ne kadar güzeller, kaçmayın benden, gelin buraya. Ah, çok güzeller. İşte sahipsiz atlar, bu ormanların içerisinde yaşam sürüyorlar. Gerçekten çok güzel. Doğasına, vahşi yaşamlarına hayran kalmamak elde değil bu tabiat parkının. İşte burada atlar özgürce, kimsenin olmadığı bu tabiatta rahat rahat hayatlarını sürüyorlar. Of Şahin, inanmıyorum. Kocaman bir Şahin. O da burada muhtemelen avlanıyordu, sesimizi duyunca kaçtı. Fazla sesli olmamak lazım burada. Tamam, Yasin diyor ki atlara yaklaşalım. Ben zaten atları çok severim. Ama bunlar tabii vahşi, eğitilmemiş, sahipleri olmayan atlar. Bu nedenle de tam yanlarına gidemeyeceğiz. Zaten biz yaklaştıkça onlar bizden kaçıyorlar. Evcil değiller. Ama böyle belki birazcık daha yaklaşabiliriz. Sessiz sessiz gidersek de bizden eminim ki kaçmayacaklardır. Bize bakıyor tabii. Ama gerçekten çok güzel atlar. O kadar güzeller ki hiç el değmemiş. Bakın, hiç insanlar tarafından evcilleştirilmemiş harika atlar. Gölleri, göletleri, rengarenk yeşilin her tonunun olduğu ormanlarıyla tam bir yaratılış harikası bulunmuş olduğumuz Sandıklı Tabiat Parkı. Şu sudan içmeden yapamayacağım bu arada. Tertemiz, pırıl pırıl bir su. Akdağ Tabiat Göleti'ni oluşturan işte birbirinden güzel su kaynakları var. Ben de karşıma çıkan bu minik akarsudan tertemiz, bakın, su içmek istiyorum. Bizim içtiğimiz pet sulardan, şişe sulardan çok daha temiz ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Buz gibi su. Gerçekten çok lezzetli. Şimdi sıra geldi bu güzel gölde tekneyle gezmeye. Buraya gelenler eğer isterlerse su bisikletleriyle ve bu güzel sultan kayıklarıyla gölün keyfini çıkarabiliyorlar. Ben de hemen şöyle bineyim ve keyifli bir tura başlayalım. Oh, gerçekten harika. Bakar mısınız? Teknemiz çok güzel, doğa harika, ormanların arasında işte bu güzel teknede artık buradaki doğal güzellikleri size bir başka açıdan göstereceğiz. Merhabalar kaptan. Hoş geldiniz Akdağımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. O zaman bu Akdağ Gölü'nü sizden dinleyebilir miyiz? Tabii, burası 1550 rakımda doğal tabiat parkımız. İçinde 10 tane bungalov evimiz var. Aynen. Yılkı atlarımız, geyiklerimiz, yabani hayvan olarak da çok zengin bir yer. Evet, gerçekten tam bir yaratılış harikası. Doğanın en güzel halini şu anda burada görüyoruz. Gölünüz de çok güzel gerçekten. Bir yanımızda yemyeşil ormanlar, bir yanımızda harika bir göl. Çok şanslısınız, siz de burada mı yaşıyorsunuz? Aynen, burada yaşıyoruz, çalışıyoruz burada. Ne güzel ya, memnunum. Böyle işe can feda. Tekne turumuzla çevrenin ne kadar büyük ve tabiatın ne kadar engin olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bulunmuş olduğumuz bu güzel tabiat parkı aynı zamanda piknikçilerin vazgeçilmez adresi. Mesela tekneyle gezerken her bir küçük küçük piknik alanlarında insanların pikniğe geldiğini görüyoruz. Herkesin kendine özel alanı var, ait. Onu söylemek istiyorum. Sosyal mesafenin korunduğu piknik alanları var bu bölgede. İnsanlar kendine ait, özel, hem pikniklerini yapıyorlar hem tatillerini gerçekleştiriyorlar. Gölde yüzülüyor mu? Hayır, kesinlikle yasak. Gölde yüzmek yasak. Yüzmek yok ama inanın bu manzara her şeye yetiyor. İnsan sonuna kadar dinlendiğini hissediyor.
Ben bayıldım buraya. Gerçekten çok güzel. Siz bir yandan pikniğinizi yaparken ya da teknenize binerken ya da göl kenarında yürüyüş yaparken böyle hayvanları gözlemleyebiliyorsunuz. Atlar yanınıza geliyor mesela. Çok güzel doğal bir ortamda geçiriyorsunuz zamanınızı ve birbirinden güzel kuş gözlemciliği de yapılıyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde gelindiği zaman yalı çapkını mı dersiniz? Başka ne kuşlar var? Burada kızıl akbaba var, kartal var, şahin var. Tabii burada sadece piknikçiler değil, fotoğrafçılar da buraya çok meraklı fotoğraf çekmek için. Aynı zamanda burada yaklaşık 2,5 kilometre bir yürüyüş alanında Tokalı Kanyonumuz var. Oraya trekkingçiler çok meraklı. Çeşitli dallardan alternatif turizm olarak çok gelen var buraya. Çok güzel. Yani doğa sporu sevenlerin vazgeçilmez adresleri arasında. Bu arada fotoğraf sanatçılarının da vazgeçilmez adresi. Bu güzel Akdağ Tabiat Parkı. Gerçekten doğanın en güzel manzaraları var. Ben de şimdi bu güzel tabiatı fotoğraflayacağım ve sosyal medyada paylaşacağım. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerim ise Dünyayı Geziyor. Buraya her kim gelirse, ister yerli ister yabancı turist, buraya hayran kalıp öyle ayrılıyor buradan. Gerçekten çok keyifli bir tur. Ne kadar acaba bu turların fiyatları? Yetişkinler için 15 TL, öğrenciler için 10 TL. Ne kadar, kaç dakika? Yaklaşık 20 dakika turumuz sürüyor. Aa, süper. Bütün gölü böyle çepeçevre geziyorsunuz. Doğa burada en güzel şekliyle gerçekten dinlenme gelen var. Ziyaretçileri karşılıyor. Dinlenmek için, böyle huzur bulmak için harika bir tur. Üzülerek söylüyoruz ama bu haftada Dünyayı Geziyorum'un sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama gelecek hafta bizler kaldığımız yerden bu zengin coğrafyayı hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Bizi sosyal medyadan da takip edin diyorum. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerim ise Dünyayı Geziyor diyorum. Ve sizlere Afyon Karahisar'ın şehir merkezinden, Afyon Karahisar Kalesi'nin önünden şimdilik veda ediyorum.